Selam güzeller. Herkes farklı nedenlerle güzeldir. Ama sizinkinin ne tip bir güzellik olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu testi yapın ve sonucu bulmak için cevaplarınızı not edin. 1. Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Erteleme düğmesine basıp yatakta dönersiniz. 20 dakika daha uyumanın ne zararı olur ki? Hemen kalkarak sabah meditasyonunuza ya da yoga duruşunuza başlarsınız. Sabah maskenizi sürmek için banyoya gidersiniz, cildinizi güne hazırlamanız lazım. Bir fincan taze kahve koyarsınız. Akşamdan zamanladığınız için zaten hazırdır. Köpeğinizi besleyip yürüyüşe çıkarırsınız. İki, en büyük güzellik sırrınız nedir? Mutfakta denemeler yapıp kendi güzellik maskelerinizi yapmak. İster mayonez veya avokado olsun, ister güzel kokan şekerli bir ovucu, kendiniz evde hazırlayabilecekken neden bir ton parayı güzellik ürünlerine harcayasınız değil mi? İyi bir ruh hali, içeride hissettikleriniz gerçekten yüzünüze yansır. Yani ne kadar mutluysanız o kadar ışıltılı görünürsünüz. Daima günde en az bir tane sizi mutlu eden bir şey yaparsınız. Bu sizin gülümsemenizi daha da parlak yapar. Size ne öğretildiyse tam olarak onu yapmak. Her zaman yüzünüzü gece yıkar, biraz cadı fındığı kremi ve hafif bir nemlendirici uygularsınız. Ne kadar yorgun olduğunuzun hiçbir önemi yok. Güzellik programınızdan asla şaşmazsınız. Daima bir şeyleri karıştırırsınız. Her gün aynı şeyi yapmayı hiç istemezsiniz. Vücudunuz buna sanki bir egzersiz gibi alışır. En yeni ve en harika cilt bakım ürünlerini denemeyi seversiniz. Güzellik sırrı mı? Sizin gerçekten bir güzellik sırrınız yok. İşin doğrusu hayatınızda endişe edeceğiniz başka şeyler var. Üç, iş yeriniz bir yıllık ödül töreni düzenliyor. Biraz ortama uygun giyinmeniz lazım. Ne tercih ederdiniz? Öyle çok sıkıcı veya resmi bir şey olmaz. Hoş bir elbise ve yıllardır sahip olduğunuz o en sevdiğiniz platform ayakkabıları seçersiniz. Tabii biraz eskimişler ama onları seviyorsunuz. Ve önemli olan da bu. Yılın çalışanı ödülünü almayı umut ediyorsunuz. Dolayısıyla uğurlu bluzunuzu giyeceksiniz. Çünkü o sizin toteminiz. Klasik bir kokteyl elbisesiyle abartısız şık topuklu ayakkabıları modası asla geçmez. Kim Kardashian'ın en son Met Galası'nda giydiklerinin sahtesini, bakışları üzerinize toplayacağınızı biliyorsunuz. Etkinliğe hazırlanmak için fazla zamanınız olmadığından geçen yıl kuzeninizin düğününde giydiğiniz o güzel elbiseyi üzerinize atıvereceksiniz. Hala üstünüze oturuyor. Demek ki iş görür. 4. Her gün ne tür bir makyaj yapıyorsunuz? Aynı temel görünüm ama her zaman bir sürpriz öğesi eklemeyi seviyorsunuz. Mesela renkli bir göz kalemi ya da küçük mücevherler gibi. İyi bir aydınlatıcı tam da sizin tarzınız. Pırıl pırıl bir göz farını asla unutmazsınız. O güneşte bronzlaşmış görünüm size kendinizi daha da güzel hissettiriyor. İster iş yerinde olun, ister arkadaşlarınızla dışarıda. Klasik bir kedi gözü makyajı mükemmeldir. Gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlar ve her kıyafete uyar. En son teknikleri takip etmeyi sevdiğiniz için değişir. Mesela bugünlerde en önemli şey konturlama. O yüzden gözler yerine yüz hatlarınıza odaklanıyorsunuz. Zamanınız varsa biraz rimel sürersiniz ama genellikle fazla göz makyajı yapmazsınız. 5. Moda tiyoları almak için nereye bakarsınız? En çok başka ülkelerdeki insanların giydiklerinden ilham alır, denemeler yaparsınız. Doğa. Çünkü toprak tonlarını seviyorsunuz. Farklı mevsimlerden çok etkilenirsiniz. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Klasiklerle asla hata yapmazsınız. Çoğunlukla YouTube ve Instagram'daki trend olan sosyal medya bloggerlarından. Zaman zaman dergilerin sayfalarını çevirmeyi seversiniz. Ama bulduklarınızı taklit etmeyi nadiren denersiniz. 6. En iyi arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar? Bildiğinizi okursunuz ve inanılmaz derecede yaratıcısınız. Bir zen kraliçesi. Asla soğukkanlılığınızı yitirmezsiniz ve tüm insanlara kibar davranırsınız. Daima kusursuz görünür. Bir ortama girdiğinizde ilgi beklersiniz.
Trendleri takip edersiniz ve hafta sonu gidilecek eğlenceli yerleri hep bilirsiniz. Çok iyisiniz ve herkesin memnun ve rahat olması için elinizden geleni fazlasıyla yaparsınız. Yedi, çok nemli bir iklime yapacağınız ve çok ihtiyacınız olan bir tatile çıkmak için eşyalarınızı topluyorsunuz. Yanınızda hangi güzellik ürünlerini götürürsünüz? Nemli olduğu için muhtemelen çok az makyaj yaparsınız ve onun yerine daha çok renkli kıyafetler, eğlenceli saç aksesuarları ve tarzınızı gösteren göz alıcı ayakkabılar götürürsünüz. Hiçbir ürüne gerek yok. Neden işi doğaya bırakmıyoruz? Bu havada her gün doğal bir yüzle gezmek gerekir. Asla evden en azından azıcık makyaj yapmadan çıkmazsınız. Nem oranı %80 olsa bile bu tatilde her zamankinden biraz daha az makyaj yapabilirsiniz ama yanınıza bazı saç malzemelerini, klasik bir ruj, göz kalemi ve rimel alacağınızdan eminsiniz. Bugünlerde birçok ünlünün plajda güzel pareolar giydiğini biliyorsunuz. İşte yanınıza almanız gereken şeyler onlar. Yanınıza bol bol güneş kremi ve koruyucu kıyafetler alacaksınız. Güneşin şakası olmaz arkadaşlar. 8. Aşağıdakilerden hangisi sizin için en kabus gibi olanıdır? Sonsuza kadar okul üniforması giymek zorunda kalmak. Hayatınızın sonuna kadar bir ofis bölmesine tıkılıp çalışmak. Bir anda tüm makyaj malzemelerinize alerji geliştirmek ve o andan itibaren makyajsız dolaşmak zorunda kalmak. Wi-Fi bağlantınızı kaybetmeniz. Sevdiklerinizin size ihtiyacı varken ulaşılmaz olmak. 8. Sorularımız bitti. Şimdi cevap verdiğiniz notlarınıza bakın ve sonuçlarınızı görelim. Siz ne tür bir güzelliksiniz? Çoğunlukla A şıkkını seçtiyseniz siz ender bulunan bir güzelliksiniz. Ya cesur ol ya da hiç var olma sizin düsturunuz. Hayata bir kez geliyorsunuz. O zaman niye kendi kurallarınızla yaşamayasınız? Farklı tarzları denemeyi seviyorsunuz ve sizin için önemli olan bir şeyi beğenmek. İster büyük annenizin size verdiği aile yadigarı bir gerdanlık olsun, ister bulabildiğiniz en cüretkar ruj rengi, görünüşünüzle bakana bir daha baktırmayı seviyorsunuz. Bir sürü eski kıyafet, makyaj ve aksesuara tutunma eğilimindesiniz. Çünkü kendi eşsiz eşyalarınıza bayılıyorsunuz. Ama artık giymediğiniz bazı şeylerden vazgeçmekten çekinmeyin. Daima kendinizi ifade edecek, eğlenceli yeni şeyler bulan birisiniz. Yani yıllar boyunca tüm eşyalarınızı biriktirmenize gerek yok. Çoğunlukla B şıkkını seçtiyseniz sizin manevi bir güzelliğiniz var. Siz duygularınızı yoklar ve kalbinizin sesini dinlersiniz. Yani doğal güzelliğinizi sergilemeyi sever ve onu size kendinizi iyi hissettiren makyaj ve saç ürünleriyle zenginleştirmek hoşlanırsınız. En çok doğadan ilham alırsınız ve kendiniz olabildiğinizde huzur bulursunuz. Sizi gerçekten güzel yapan iç ahenginiz. Bazen kendi hislerinize fazla kapılıp etrafınızda ne olup bittiğinden bir haber hale gelirsiniz. Akışına bırak felsefeniz başkalarını gücendirir ya da giyim kurallarını yıkarsa tutumunuzu tekrar bir gözden geçirmeyi unutmayın. En çok C cevabını verdiyseniz siz klasik bir güzelsiniz. Konu klasik güzellik olduğunda asla hayal kırıklığına uğratmazsınız. Marilyn Monroe ve Sophia Loren gibi ebedi güzelliklerden ilham alırsınız. Deneysel görünümlerle ya da en iyi trendler ve heveslerle kendinizi riske atmazsınız. Klasik güzelliği modası asla geçmez. Bozulmadıysa düzeltmenin manası yok. Klasik görünümü sevseniz de kendinizi sınırlamayın. Yıllardır makyaj tarzınızı değiştirmemiş olmanız ara sıra biraz eğlenip yeni şeyler denemenize engel değil. Gerçekten seveceğiniz bazı eğlenceli güzellik trendlerini kaçırıyor olabilirsiniz. Çoğunlukla D'leri seçtiyseniz siz modern bir güzelliksiniz. En son trendler söz konusu olduğunda kesinlikle ne yapacağınızı bilirsiniz. Arkadaşlarınız sık sık size gelip makyaj ve moda tavsiyesi isterler. Çünkü o sıralar ne popülerse onu daima bilirsiniz. Güncel kalmanın ve internetten güzellik fikirleri ve tüyoları almanın yanlış bir yanı yok. Tabii ki sağlıklı ve güvenilir olduğu sürece. Fakat acaba özgünlüğünüzü mü feda ediyorsunuz? Herkes aynı tarz giysileri, makyajı ve saç stillerini kullanıyorsa ve siz daima bunlara uyuyorsanız sizi sürüden ayıran şey nedir? Sahiden belirli bir görünüşü sizi göklere çıkardığı ve size kendinizi iyi hissettirdiği için mi seviyorsunuz? Yoksa geri kalan herkes aynı şeyi yaptığı için mi?
Belki de herkesin uyguladığı şeyleri takip etmeyi bırakıp kendi modanızı yaratmalısınız. Cevabınız çoğunlukla E ise siz sevecen bir güzelliksiniz. Sizi asıl güzel yapan iyiliğiniz ve cömertliğiniz. Sizin için güzellik anlayışınız dış görünüşten fazlasıdır. Güzelliğin nasıl göründüğünüzden çok hayatınızda neler yaptığınızla ilgili olduğuna inanırsınız. Gerek hayvanlarla gerekse ailenizle ilgilenmek olsun. Sizin güzelliğiniz derinlerdedir. Başkalarına değer vermekle gurur duymanız, alkışlanacak bir şey olsa da kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Yoğun programınızın dışında biraz kendinize boş zaman ayırıp şımartmanız bencillik değildir. Bir yüz maskesi uygulamak ve sıcak bir köpüklü banyoda dinlenmek sadece kişisel bakım aktiviteleri değildir. Bunlar stresinizi atmanız ve kendinizle ilgilenmenizin bir yoludur. Kişisel bakım herkesin hakkıdır. Sonuçlarınız ne oldu? Ve sonuçlarınıza katılıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine tıklayarak hayata olumlu bakmayı unutmayın.